Bir bilim insanı, James Webb Uzay Teleskobu'nun var olmaması gereken galaksiler bulup durduğu uyarısı yaptı. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Araştırmacılar, NASA'nın çığır açan teleskobunun şimdiye kadar gördüğü en eski ve en büyük galaksilerden altısının evrende bulundukları yer göz önüne alındığında gerektiğinden daha büyük ve daha olgun göründüğü uyarısında bulunuyor. Yeni bulgular, bu galaksilerin evrenin başlangıcından gelen, samanyolumuz kadar olgun olduğunu bildirdiği, önceki bilimsel araştırmaların üzerine ekleme yaparak ilerleme sağladı. An itibarıyla yeni bir makale, nasıl oluştuklarını daha iyi anlamak için galaksileri, stres testine tabi tutarak bu bulguları doğrulamış görünüyor. Bu çalışma, bilim insanları bir hata yapmadıysa, evren hakkındaki bazı temel bilgileri kaçırıyor olabileceğimize işaret ediyor. Sıra dışı galaksileri inceleyen yeni makalenin yazarı, Mike Boylan Colgin, eğer bu kütleler doğruysa, demek ki keşfedilmemiş bir bölgedeyiz diyor. Galaksi oluşumu hakkında, çok yeni bir şeye ya da kozmolojide, bir değişikliğe ihtiyaç duyacağız. En uç olasılıklardan biri, evrenin büyük patlamadan kısa süre sonra, tahmin ettiğimizden daha hızlı genişlemesi, ki bu da, yeni kuvvetler ve parçacıklar olduğu anlamına gelebilir. James Webb Teleskobu'ndan gelen bilgilerin, bilim insanlarının karşısına derin bir ikilem koyduğunu öne sürüyor. Veriler, onlarca yıldır kozmolojiye yön veren karanlık enerji ve soğuk karanlık madde paradigmasında bazı yanlışlıklar olabileceğine işaret ediyor. Genellikle galaksiler, gazlarının yaklaşık %10'unu yıldızlara dönüştürür. Fakat yeni keşfedilen galaksiler, gazın neredeyse tamamını yıldızlara dönüştürüyor olmalı. Bu teorik açıdan mümkün. Ancak bilim insanlarının şimdiye kadar beklediğinden farklı bir şey. Galaksilerin daha fazla gözlemlenmesi, yaşlarını ve kütlelerini daha çok açıklığa kavuşturacaktır. Bu gözlemlerin yanlış olduğunu, merkezlerindeki süper kütleli kara delikler, galaksiyi ısıttığı için olduklarından daha büyük göründüklerini ya da, aslında sanıldıklarından daha geç bir dönemden geldiklerini ama, görüntüleme sorunları nedeniyle, daha yaşlı göründüklerini ortaya koyabilir. Ancak bu gözlemler doğrulanırsa, gökbilimciler kozmosa ve galaksilerin nasıl büyüdüğüne dair, anlayışlarını değiştirerek alışılmadık derecede büyük ve olgun galaksileri hesaba katacak şekilde modellerini ayarlamak zorunda kalabilir.